Başka. Neyi yorumlayayım abi onu? Ne nesiniyorum? Köfteci Yusuf'la ilgili konuşacağım ya. Biz hani bekleyin. Ha? Niye gidiyor Meteor'la? mi bu? Onunla başka. O hemen. Burayı yorumlamamı istedin herhalde, değil mi? Buraya kadar da. Dur, onun cevabını alalım ona göre yorumlayayım. Devam var mı bunun? Pascal bölümü, evet. Şimdi ben aslında konuşmak istediğim şeyler bunlar benim ya. ESG çok doğru bir şey söylüyor. S.G. çok doğru bir şey söylüyor. Bak biraz daha geriye alalım. Bir daha geriye alalım. Bir daha geriye alalım. Şurayı bak buradan bahsettiniz bahsettiniz. Şimdi tarikata bağladık. Şimdi zaten mesele şu arkadaşlar. Şimdi Celal Hoca da Celal Hoca da Çağrı Bakırcı da aslında şöyle naturalist bir felsefeye dayandıklarını düşünüyorlar ve iddia ediyorlar. Yani naturalist bir şeyle bakıyor. Yani biz efendim bütün kainatı bu dünyanın kurallarına göre, bu dünyada yapacağımız verilere göre anlayabiliriz. Tamam çok güzel bir fikir bu. Tamam olur, olur mantıklı. Ama bir yerde işte mistifiye etmek zorundalar bunu. Bunu mistifiye etmek zorunda. Bu nasıl olacak? İşte bütün tabiat kendini bizden çap. Yani yo. Niye öyle ki? Yani tam olarak naturalist olarak bakacaksak ya da materyalist olarak bakacaksak eee olguya, olguya, hiç de öyle bir şey değildir. Beynimizin düşünceleri ve fonksiyonları tamamen kimyasal şeylerdir. Ve e, yani doğa böyle kendini yok bizde tefekkür ediyor. Tabiat varlığını bizde kanıtlıyor. Tabiat öyle bir şahsiyeti, personalitesi olan bir şey değildir ki tabiat. Bütün eylemler, bütün açığa çıkışlar tamamen mekaniktir. Öyle bakarsanız. ESG'nin dediği doğru. Yani siz işte çok rasyonel baktığınızı söylüyorsunuz. Hatta materyalist veya naturalist baktığınızı söylüyorsunuz. Ama geldiğiniz noktada öyle söylemiyorsunuz. Yani humanosantrik bir hikaye yine kuruyorsunuz bunun üzerinde. Tabiat kendini bizden okuyor falan filan. Öyle şey söylenir mi? Hayır tabiat kendini falan bizden Biz, tabi, biz bu tabiatın bir parçasıyız. Ve hiçbir e şeyimiz yok. Bundan ayrılan bir tarafımız yok. Yani bir köpeğin Nasıl diyeyim? Günlük yemek arayışından farklı değil bizim e, petrol çıkarmamız. Ya da jeolojiyi anlamamız. Meseleye böyle bakıyorsak öyle. Ama o insanları tatmin etmediği için bilime bilimi mistifiye etme. Bilimi mistifiye etme gibi bir ihtiyaç hasıl oluyor. Yani onun üzerine bir şey giydiriyor işte. Bak tabiat kendini bizde tefekkür ediyor falan. Şimdi ESG'nin dediği doğru bu şimdi siz iki buçuk saat şey anlattınız materyalist naturalist bir bakış açısı anlattınız şimdi geliyorsunuz meseleyi e, bir anda mistik, bir havaya getirip onu da yok canım öyle değil ki aslında niye öyle değil niye öyle niye öyle olmadı anlatamazsın çünkü yani ne diye sen mistifi ettin bunu ha ama şimdi mistik tarafını düşünürseniz bunu Pascal söylemedi ki ilk. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Merdümü dideyi ekvan olan ademsin sen. Yani bunu biz bizim geleneğimizde de defaatle de söylenmiştir. Yani Pascal'dan evvel İbn Arabi söylemiştir. Veya buna mümasil isimler söylemiştir. Yani Şeyh Galib'in benim az evvel okuduğum beyti. Hoşça o biraz tabi Pascal'dan sonra. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Merdümi dide ekvan olan Adem'sin sen. Ken, sen kendine karşı iyi düşüncelere sahip ol. Çünkü alemin göz bebeği sensin. Alemin özü sensin. Bütün evren alemi kübra. Sen de alemi surasın. Sen de küçük evrensin. Evrende ne varsa sende de var. geleneksel düşünce budur. Buna şunu ekleyelim. Bazıları da şöyle der. Hayır insandır alemi sura olan. Evren alemi, işte kübra olan evren alemi suradır. Bu insanın neliği üzerine bir tartışmadır. Hatta şeye kadar gider adam Kadmon veyahut Hakikati Muhammediye meselesine kadar gider. Yani alemin aslında insanda mündemiş olduğu ve insandan bütün alemin açığa çıktığı meselesine kadar gider. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır. Bu Yahudi geleneğinde de böyledir. İslam geleneğine de belki bir İsrailiyet olarak belki de hakikaten orijinal kaynağı da bu şekildedir. neydi? İnnel halakal ademe ala sureti. Yani suretinde yarattık. Yani kendi suretinde yarattı Allah. O suret Meselesi bu çok uzun bir tartışma. Oraya uzamayalım ama şimdi <laughs> dolayısıyla yerler, gökler vesaireler hepsi insanla birlikte anlam kazanır. insanın bakışıyla anlam kazanır. Şimdi bu şeye geliyor aslında. Bugün tartışılan şeylerden bir tanesi de bu ya. Ee, aslında aslında gözlemciye göre değişiyor. Özellikle atom atom altında ki hareketler. Yani bir yerden bir yere bir foton gönderiyorsun. O her zaman aynı şekilde gitmiyor. Yani bizim atom üstünde bildiğimiz evren kuralları, fizik kuralları orada işlemiyor. Kuantum fiziği diye başka bir fizik alanı var. O atmosferde bambaşka bir hikaye var. Bambaşka bir hikaye var. Şimdi bu ik ikilemleri çözmek çok kolay değil. Ve insan bir yerde, insan bir yerde, e, her şeyin ölçtüğü insandır meselesi var ya, her şeyin ölçtüğü insandır. Bütün bu şeyleri seyreden insan değerli hale getirir. Değerli hale getirir aslında. Çünkü insanın betimlemesi olmazsa, insanın algılaması olmazsa, e, alem de başka bir mana ortaya çıkmaz. Yani o mesela bunu Edirneli Zati söylemiş. Ne sen bensiz bilinirsin ne ben sensiz bulunurum diyor Tanrı'ya. Ne sen bensiz bilinirsin. Çünkü bizim geleneğimizde nedir? Kün tükenzi mahfiyen. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek ve sevilmeyi murad ettim. Ve bütün varlıkları yarattım. Yani Tanrı'nın bilinmesi, evrenin bilinmesi ancak insanla oluyor bu materyalist bir şey değil. Bu naturalist bir şey değil. Yani başta biz hiçbir şeyiz. Biz yıldız tozluyuz. Bak bu tutarlı olarak kabul edilirse kendi tutarlı bir görüş. Evet hiçbir şeyiz. Hiçbir şeyiz. Hiçbir anlamamız yok. Bunu savunmaya devam etmiyorlar ama dikkat ederseniz. İki saat konuştuktan sonra konuyu yine evren kendini bizde tefekkür ediyor ya getiriyor. Şimdi o öyle değil o zaman. İkisi birbirinden ayrı. Evren kendini bizde tefekkür ediyorsa yaratılışa bir daha varlığa bir anlam anlam yüklemiş oluyorsun. Bir mana yüklemiş oluyorsun. Artık e, pozitivist bir yerden bakmıyoruz. Felsefi başka bir yerden bakıyoruz. Ha bunu Pascal'a söyletirsin felsefi olur. <laughs> yani bir de o taraf var. Işte. Pascal'a söyletirsin felsefi olur. Ama Şeyh Galibe söyletirsen tasavvuf olur. E, filosofya nedir? Filosofya hikmet sevgisidir. Sofya episteme değildir. Hikmet sevgisidir. Şimdi ben aslında bunu konuşacaktım. Bunu konuşacaktım. Ee, güzel oldu aslında. Bu bağlamda denk geldi. Şimdi bilgi o kadar aslında güvenilmez ve e, sarsıntı geçirecek bir şey ki aslında. Yani episteme dediğimiz şey. Bilmek bir şeyleri. Her şeyden evvel her şeyden evvel işte Platon'un mağara alegorisini düşün. Platon ne diyordu? Hatta insan da o tanrıların kuklası olarak değerlendirir. Beş duyuyla dünyaya bakan, beş duyuyla her tarafı algılayan insanın pozisyonu nedir arkadaşlar? Mağaranın içerisindeki adam gibi. Dışarıdan gelen varlıkların, gerçek varlıkların gölgelerine bakarak onlar hakkında yorumlar yapar. Başka hiçbir şey bilmez mağaradaki insan. Ve boyunduruk altında. O gölgeleri görüyor sadece. Beş duyuyla sınırlı. Gölgeleri yorumlar. İnsanın da bu dünyada bilgiye karşı e, bilgiye karşı yaklaşımı budur aslında. Beş duyuyla algıladığın şeyler, nesneler. Yani güneş ufak görünür. Dünyadan kat be kat büyüktür. Buna ancak başka bir vasıtayla baktığın zaman onun dünyadan kat be kat büyük olduğunu anlarsın. Demek ki senin beş duyuyla algıladıklarının bir şey yoktur. O yüzden Descartes'in krizi odur ya. Bunu konuştuk daha önce. Yani cogito ergo sum'a giden süreç nedir? Her şeyden şüphe eder. Bir tek şeyden şüphe etmez. Bir tek şeyden şüphe etmez. Ben düşünüyorum. Ben şüphe ediyorum. Bir şey var orada yani bir töz var bir öz var neyse. O neyse o o vardır ve ben varım. Düşünüyorum o halde varım. Oysa e, renkler, tadlar, lezzetler çok şahsidir. Yani ben size turuncuyu tarif edemem. Turuncunun tarifi olmaz. Turuncuyu gösteririm. Ama sizin turuncu diye gördüğünüz şeyle benim turuncu diye gördüğüm şeyin aynı olması şart değildir renk körlüğü vardır başka türlü görürsün kırmızıyı. Köre renk sağırı ahenk olmaz denir ya o işte. Dolayısıyla beş duyuyla gördüğümüz bildiğimiz şeylere güvenemeyiz. Deney yoluyla bazı şeyleri bilebildiğimizi varsayalım. Ama bilim de bize <laughs> hakikatin tamamını e, hakikatin tamamını verecek diye bir şey yoktur. Yani öyle bir atmosfer olur ki bugün bildiğiniz her şey yanlış çıkar. Yani kuantumla birlikte mesela değil mi? Geleneksel fiziğin nasıl yıkıldığını varsın. Yani Newton mekanikleri, Newton fiziği insanlar için tartışılmaz bir şeydi. Ama nasıl yıkıldı? Yani biz bugün bildiğimiz her, hiçbir şeyin gerçekten doğru olduğunu kati bir surette bilemeyiz aslında. Onun için Sokrat yaptın dediği şey. Yani bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Dolayısıyla bilgimiz çok sınırlı ve aslında her zaman zanna dayanan bilgi. Yani tabii ki arkadaşlar her şey şeydi tamamen yıkılmadı yani Onu, ben de biliyorum. Şey alır, lafın gerisi şöyle Ama mesele şu. Mesele şu. Yani temelden değişir çoğu bildiğimiz şeyler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dinamikler. Onun için bunlara güvenemezsiniz. Bunlara güvenemezsiniz. Sokrat'ın dediği o yüzden anlamlı. Yani bildiğim şey tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Ancak ne yapabilirim? Ona yakınlaşmak için belirli Hakikate yakınlaşmak için belirli gerçekleri tutturmaya çalışırım. Kendi hayatımı tutarlı olarak yaşayabilmek için. İşte Popperci yanlışlanabilirlik ilkesinde de o var ya bir tarafıyla. Yani netice itibariyle önemli olan şey bir şeyin yanlışlanabiliyor olmasıdır. Yanlışlanan, yanlışlanamayan bir söylem bilimsel olamaz. Hiçbir türden yanlışlayamıyorsun ve her bilgi yanlışlanana kadar geçerlidir. Her bilgi yanlışlanana kadar geçerlidir. Dolayısıyla hakikat değildir bunların hiçbirisi. Hakikat değildir bunların hiçbirisi. Geçen onu konuşuyordum. Arabada giderken öyle eşimle birlikte onu konuşuyorduk. Şimdi her mesela bu chatte de mesela ben bir şeyler söylüyorum. Siz belli argümanlar söylüyorsunuz bana karşı ben size karşı bir argüman söylüyorum ya da başka bir atmosferde insanla tartışırken bunların sayıları arttırılabilir ve retorik olarak retorik olarak haklı çıkmak için ya da retorik olarak doğru olabilecek her türden argüman ileri sürülebilir. Yani her lafa karşılık bir laf söylenebilir bu dünyada. Yani buna karşın hiçbir zaman söyleyemezsin, hiçbir şey söyleyemezsin diyebileceğim bir laf yoktur. Artı Artı şunu da değerlendirmek gerekir. Modern dünya ile birlikte bilgi çeşitliliği o kadar arttı ki, şu anda hiçbirimizin yetişemeyeceği ve ee yani bir yerde sonuna gelemeyeceğimiz bir bilgi havuzu var ve her alanda hemen hemen var. Yani atıyorum Hristiyanlığın ilk yüzyılı hakkında 800 tane kitap varsa, 1000 tane kitap varsa, insan ömrü sınırlı. E bunların hepsini okuyacaksın. Buna ilişkin yazılmış makaleler var. Buna ilişkin yapılmış başka arkeolojik çalışmalar var. Yani o işin içinden çıkamazsın yani. İnsan tarihinin bir 50 yıllık periyodunu bile anlamak için hani ben bu alandaki her şeyi bitirdim diyebileceğin seviyeye gelmek için ömür kolay yani ömür yetmez buna. Artık onun içinden çıkamayacağım bir noktaya da geldi aslında bilgi atmosferi. Belki de bu nedenle bilginin de şeyi anlamı kalmadı yani o kadar aslında yani lehte aleyhte o kadar farklı şeyleri bir araya getirebiliyorsun ki artık bir noktada hiç, hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yere geldik gibi geliyor bana ironik bir biçimde bilmiyorum söylediğim ne kadar anlaşılabilir ama inşallah anlaşılıyordur gibideki Yılmaz'ın dediği şey var ya hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde herkes her şeyi bilebilir yani biraz artık oraya geldik. Onun için herkes haklı. <laughs> Herkesin bir argümanı var. Herkes ezberden bir iki bir şey söyleyebiliyor ve yani bilgi kalabalığı var. Bilgi kalabalığı var. İçinden çıkılmaz bir şey var. Evet malumat enflasyonu bunun içerisinde vesaire ve postmodernizm hakikat sonrası meselesi falan. Onun için onun için bak çok alakası bir şey belki şeyi vurgulayacağım. Antik Yunan'da yapılmış bir ayrım var arkadaşlar. Episteme başka bir şeydir. Gnosis başka bir şeydir. Gnosis başka bir şeydir. Gnosis sizin deneyimlediğiniz bir bilgidir. Gnosis sizin deneyimlediğiniz bir bilgidir. Hikmet veyahut irfan. İrfan. Yani sizin müşahede ettiğiniz, kendinizde müşahede ettiğiniz bilgidir. Ve o sizin için doğrudur. Bir aydınlanmayla ancak bunu yaşayabilirsiniz. Yani o bir yerden alınabilecek bir bilgi değil. Ve sizin ve sizin yani belli çabalarla elde edebileceğiniz bir bilgi de değil. Yani şunları 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 yaparsam ben bu bilgiyi e, alırım diyebileceğiniz bir bilgi de değil. Bir anda karşılaştığınız, bir anda karşılaştığınız, bir anda sizi e, saran ve evet işte anlam budur, hayattaki mana budur dediğiniz ama bireysel bir deneyim olduğu için de kimseye aktaramadığınız, e, kimseye anlatamadığınız bir şeydir. Bu bir epifani de olabilir, bir teofani de olabilir. Yani işte eleus mistiklerinde veya orfik mistik mistiklikte falan da bunlar vardır mesela. Evet ilham yani bir tarafı. Bir tarafıyla ilham evet. İrfan, ilham. Şimdi bu kavramların bunca sene hor görüldükten sonra bence geri döndüğü bir şeye doğru gideceğiz. Geri döndüğü şeye doğru yani insanın mecbur olarak buna gideceğine inanıyorum ve netice itibariyle ben gerçek bilginin artık bu olduğunu düşünmeye de başladım. Bu olduğunu düşünmeye başladım. Yani ne kadar okursan oku, ne kadar bilirsen bil. Kendinde tecrübe etmediğin, kendinde açığa çıkmayan bir bilgi gerçek bir bilgi değil. Yani her zaman tartışmalı. O senin bir tecrüben olarak kalır tabii ki. O hakikate ilişkin bir temas o. Yani bir anlık bir temas. Bunu sürekli hale getirmek tabii başka bir meseledir. Ama yani e, dolayısıyla bizim geleneğimizin de vurguladığı o irfan irfan denilen şey biraz bu. Marif. Marifet. Marifet. Yani bir şeyi malumat seviyesinde bilmek değil. O şeyle tanıdık olmak. O şeyi her açıdan tecrübe etmek. Şöyle bir tecrübe değil. Yani şunun gerçekliğinden emin olmakla ilgili. Yani sizin gidip de tattığınız bir lezzet değil o. Sizi kuşatan bir şey o. Sizi ele geçiren bir şey. Evet. Yani bunu bu kadar tarif edebilirim. Ancak o bilgi sizin için doğru bilgidir. Ha bu herkes için doğru bilgi olacak diye bir şey yok. Ama sizin için artık o bilginin yani bilginin sınırı odur. Öyle söyleyeyim. Onun için bu şeyleri e, hor görmemek lazım. Yani şimdi Platon'u bir tarafıyla işte hor görülen bir tarafı vardır. Hiç konuşulmayan, üzerinde durulmayan bir tarafı vardır. Pisagor'un öyle bir tarafı vardır. Bunlar bile şey gibi görülür yani. Sahtekarlık, hokabazlık gibi görülür. Ve aslında bizim tarih yazımımız da buna göre kurgulanmıştır. Buna göre kurgulanmıştır. Nasıl bir kurgu bu? Yani antik Yunan'ın sadece e, rasyonel rasyonel şeylere ilişkin düşündüğü ve e, aslında işte bilbilim adamı gibi böyle efendim nedir işte hadi bakalım falan yani bundan ibaret onun bilgisinin e, epistemeden ibaret olduğunu ve Platon'un aslında mesela Neoplatonik gelişimin e, Platon'a da belki aykırı olduğunu söyleyen Neoplatonizmi böyle dini bir şey olarak görüp kenara atan bu hep törpüleyen bir tane anlatısı vardır yani bu yönler hep böyle şey mesela onun için Cerel'in de konuşmalarına dikkat edin şeydir biliyorsunuz presokratikleri mesela över. İşte Tales, Thales, Anaximandros, Anaximenes bunlar muhteşem adamlar bunlar muhteşem. Platon'u sevmez. Hani o Sokrat, Platon o şeyi sevmez yani o damarı sevmez. Evet Aristo daha fazla oynuyor ama ya yani Platon'a şeyi vardır onun yani böyle bir hani bu adam mistik bu adam. Bu adam işte işe yaramaz şeyi vardır yani. Oysa e, Oysa bu, bu çok başka bir damar olarak tarih boyunca böyle alçalıp yükselen bir şey olarak gitmiştir. Aydınlanmadan sonra e, kaybedilmiş bir şeydir bu. Yani aydınlanmadan sonra kaybedilmiş bir şeydir. Dolayısıyla yani tarihi böyle şey olarak okumak, işte rasyonel ilerlemeci bir mantıkla okumak. İşte efendim hep böyle işte bir bazı mistikler bir şeyler var burada irrasyonel insanlar var. Bunların karşısında da hep böyle şey ışıl ışıl zekalarıyla insanları işte materyalizme çeken falan bilmem ne insanlar var. Böyle bir hikaye yok burada. Yani Aristo için bile bunu söylemek çok kolay değil. Aristo da hareket etmeyen hareket ettiriciye işaret ettiği zaman. Mesela Ömer Hoca'yı dinleyin Flo TV'de. Mesela şeyi vurguluyor niye niye bu nesneler hareket ediyor? Temelinde orada şeye getiriyor mesela konuyu. Aşka getiriyor. Aşktan dolayı diyor bu şeyler. O Eros bütün bu evreni döndüren enerji. Aynısının Mevlana'nın şiiri var aynı şekilde. Bütün zerreler eğer hoşest eğer mahzunest neydi o şey şiir Farsça yani İste, i̇stesinler ya da istemesinler... Aşkla dönmekteler diyor bütün zerreler. Yani bak o o şey yani... O bir bütünlük içerisinde aslında. Bu adamlar şey değil yani... Bu adamlar tamamen kopuk adamlar değiller yani. Platon'un ya da Tohen dediği şey. Bir. Ne o bir? Ne o bir yani? O işte diyor ki... Bir şeyi sevdiğin zaman... Bir şeyi sevdiğin zaman... Aslında sen güzellik idealine. Her şeyin temeli olan o ideale olan aşkın bir parçasını yaşıyorsun. Yani bir güzellik ideası var ve her şeyin temeli o. Sen ondan bir parça gördüğün için o varlığı seviyorsun. Ve ondaki sevginde ileri gidersen daha üst şeye çıkabilirsin. O ona bir yol olabilir sana diyor. Yani bu işte yani bundan daha mistik bir şey olamaz. Bundan daha mistik bir şey olamaz. Yani bizim işte Mecnun'a e sordular Leyla nice oldu? Leyla gitti adı dillerde kaldı. Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu. Leyla Leyla derken Mevla'yı buldu. yani. Şimdi yani anlatabiliyor muyum? Bu, bu olaylar işte yani bu kadar şey okumamak lazım. Tarihi böyle işte aşama aşama basamak basamak çıktık çıktık çıktık. Böyle değil hikaye. Ve işte bu geride bırakılan işte üfürükçülük aman efendim bunların hiçbir anlamı yok bunları geçelim bunları şöyle yapalım bunları böyle yapalım dediğimiz spritüelite mistisizm gnostisizm bunlar geri geliyor bunlar geri geliyor ve geri gelecek yani bu mecbur çünkü yani bu yolun sonuna geldik bak yayının başından beri aynı şeyi konuşuyoruz hep yolun sonuna geldik yolun sonuna geldik, yolun sonuna geldik. Ya yeni bir yol açacağız ya da bu çıkmaz sokakta kalacağız. Hikaye bu. Özetle bu. Çete okumuyorsun diye bir eleştiri geldi. Okuyorum ben çeti de. Şimdi laf arasında ona bir parça cevap verip devam etmek şey değil. Ben bir ara Diamond'la kavga etmemiştim. Yok. Evet. Bir ölçüde evet. Sezgi. Sezgi de diyebiliriz buna. Yani insanın kendisinde gerçek olabilecek bilginin ancak gnostik bir şey olabileceğini düşünüyorum. İrfan yani İrfan dediğimiz şey olduğunu düşünüyorum, evet çünkü yani bu öbürünü değersizleştirmiyor bu öbürünü değersizleştirmiyor bu öbürünü küçük hale getirmiyor elbette bizim günlük yaşantımızda buna ihtiyacımız var ama e, ama şöyle bir şey balın cinsini biliyorum anzer balı diyorum etkisini biliyorum şu şu etkileri var diyorum tadı diyorum işte kekremsidir şudur budur bir şey yani bir klasör bilgi var mesela. Bir klasör bilgi var elimde bala dair. Ama hiç bal yememişim. Şimdi ben balı bilmiyorum bak. Ben bala dair bir şeyler biliyorum. Şimdi, şimdi eskilerin bilgi tasnif meselesi bu işte. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın meselesi. Şimdi İlmel yakın dediğin şey benim bu dediğim malumat seviyesinde bilmek. Yani şöyle söyleyelim. Birini birine aşina olmak. Ha falan kişi mi? Falan kişi mi? Onu bilirim. Onu o onun hakkında bilgim var. O filan yerde memurdu. O kişiyle o kişiyle bir yolculuğa çıktım. Bir yemek yedim, beraber eğlendim, beraber bir onu tanıdım artık. Onu tanıdım. Bu başka bir bilgi seviyesi bak. Yani bu ikisi aynı bilgi seviyesi değil. Aynı yani birinde deneyim var çünkü. Birinde şahsi bir şey var. Ve bu yani eskiler de bilgiyi böyle tarif eder. Şimdi en meşhur örnek. Cümle gider hükmü sipervaneyi, der cehani nefsaneyi. Bütün alem işte üç pervaneye benzer. Üç tane pervane böceği uzaktan bir mum görmüşler. Muma bakarak demişler ki bir tanesi demiş ki ben ateşin nasıl bir şey olduğunu gördüm biliyorum. Diğeri böyle bir şey atmış, uçmuş, tur atmış. Kanadını şöyle yakınlaştırmış şeye, kandile. Demiş ki ben ateşin yakıcı olduğunu tattım, hissettim. Üçüncüsü fırlamış o pervane şeyin kandilin içine girmiş, ateşin içine girmiş, yanmış diyor ki diyor ki bu üçünden sadece o kandilin içerisine giren ateşin içerisine giren gerçekten o kandilin ne olduğunu bilir ama anlatamaz. Bak işte bu mesele yani bilgiye dair çok kafa açıcı bir şey. Yani bizim için şu anda bilgi sadece pervanenin uzaktan bakarak bize anlattıkları Pervanenin uzaktan bakarak bize anlattıkları şeyler. Bakıyor pervane şeye, kandile doğru. İşte bu bu, bu kadar bu. Balmumundan yapılmış fitili var. Fitilden ateş çıkıyor. E bu tamam. Ben bununla ilgili her şeyi biliyorum. E değil ki ama o işte. Hikaye bu arkadaşlar. Yani e, burada şunu da belki eee söylemek lazım. Şunu da belki söylemek lazım. Bizden önceki insanlar hakkında şöyle bir teori var. Bir kameral bir zihin bölünmesinin olduğu meselesi. Yani ilk insanların daha doğrusu düşüncelerini daha fazla ifade edebilen ilk insanların soyut düşünebilen ilk insanların belki çevreden tükettiğileri nesnelerden dolayı veya başka sebeplerden dolayı çok holistik bir bakışları olduğu kabul ediliyor. Yani ilkel insan ilkel insanın şizofrenik bir tarafının olduğu kabul edilir. O da nedir? Bütün canlıların canı olduğunu düşünür. Ruhu olduğunu düşünür. Anima olduğunu düşünür onlarda. Tasnif etmez. bir geyik. Aha biz, bizden aynı. Şurada bir aslan var. O da benim cinsimden. O tabiatın içinde o bütün tabiatla bütünleşmiş bir varlık. Yani kendini balıktan, kuştan, ağaçtan ayırmıyor. Onun için mesela şunu söyleyebiliyor. Bizim ecdadımız geyikmiş. Şimdi bak bu çok ilginç. Yani böyle bakabiliyor aleme. Yani bu o, hatta bu animistik inançların buradan kaynaklandığı söyleniyor. Yani bütün evrene totalde bakabildiği için o zihin bölüm, bölünmemiş yani ben buyum benim sınırlarım bu falan değil mesele onun için ve böyle baktığı için de e, her şeyin bir canı olduğu her şeyin bir şekilde konuşabildiği başka bir, başka bir kafa yapısı bu sonra işte insanın böyle bir zihinsel süreç yaşadığı ve bu zihinden ayrıldığı düşünülüyor onun için de mesela aynı şekilde aynı şekilde taşların etkisi, belli ruhların belli taşlara temsil edilmesi falan gibi çok kafa açıcı meseleler var. Çok fazla detaya girmeyeceğim o konuda. Ama bunun bunun tamamen yanlış olduğu ne derece söylenebilir bu tartışmalı. Şimdi mesela bizim geleneğimizde de vardır buna benzer bir şey. Buna benzer bir şey. Her nesnenin bir canı vardır. Hatta mesela işte bir bardağı alacak, birine verecek, öper de verir yere oturacak yeri öper. Bana hizmet ettin diye. Kıyafet giyecek aynı şekilde falan. Bu, bu çok yaygın ve geleneksel düşüncenin içinde olan bir şey bir tarafıyla. Bu ne aslında? Bütün evrenin, bütün evrenin bütüncül, ya bütün evrene dair bütüncül bir bakış. Evreni kompartımanlara, kategorilere ayırmadan bir bakış. Bu enteresan bir bakıştır. Yani tamamen yabana atılacak bir şey değildir bu. Onu söyleyeyim. Tamamen yabana aman ne böyle saçma zaman şey denecek bir şey değil. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Bizim kategorileştirme ve tasnif etme eğilimimiz e, her şeyin çok böyle keskin sınırlarla keskin sınırlarla birbirinden ayrıldığı bir e, dünya algısını bize getiriyor. Bu budur, bu budur, bu budur, bu budur. Hani bunlar birbirine karışmaz. Bunlar birbiriyle hiç birleşmez. Yani oysa bu kadar ayrılmış bir evrende değiliz aslında. Bu kadar ayrılmış bir evrende değiliz. Bunu biraz yani bunu böyle de düşünmek lazım. Az evvel dedim ya yani mesela işte o Yunan filozoflarının e, mistik arayışları veya hikmet arayışlarını tamamen bir kenara atamayız. Yani bunlar sadece rasyonel adamlardır, bunlar sadece ilusiyon adamlardır. Bu tarz böyle keskin kompartımanlarla düşünmek kısıtlı bir düşünmedir. Tasnifin bir anlamı vardır, tasnif etmenin bir anlamı vardır. O da ifadeyi kolaylaştırmaktır. İsimler koymak, gruplandırmak, bunlar teknik olarak işimize yarayacak şeylerdir. Oysa varlığa bakışımızı e, kökünden etkilemesi gerekmeyen şeylerdir. Ya yani varlığa bakışınız bunlarla kökünden etkileniyorsa orada da problemli bir zihin yapısı olabilir. Onu da düşünmek lazım. Demiş olayım. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Evet. Demiş olayım. Ya da mesela vardır ya işte Kızılderil'le tahtacılarda da var. Ormana giriyor ağacı kesecek ağaçtan izin istiyor. Sence abi dataizm insanın günlük hayatında yükselişte olurken diğer yandan irfancılık felsefik olarak bence kesinlikle öyle olacak. Öyle oluyor zaten. Yani şöyle bir şey var. Geleneksel dinler ve geleneksel eee geleneksel spiritüalist akımlar ya da işte maneviyat. Generekse maneviyat diyelim biz ona. Biraz şey oldu. Popülerlikten çıktı. Yani demode oldu, demode kaldı. Şimdi bunları biz böyle baktığımız zaman şey diyoruz bunlara. Ya bunlar demode abi şey ne kadar çirkin falan. Ama aynı bizler mesela bir yoga kampına gitmeyi veya işte aile dizilimi yapıyorum. Efendim aile dizilimi bildiğin şey yani atalar kültü gibi bir olay yani musun? hani ecdadımdan ondan bir hasta şey gelmiş de bana girmiş falan. Bize ne satıyor şu anda mesela şeyle biyoenerjiler şunlar bunlar ne satıyorlar aslında? Geleneksel yapıdan arındırılmış ve aslında en temel mesele olan bütün geleneksel şeylerde arzuların boyundurundan insanı kurtarmak olan en temelde arzuların boyunduruğundan kurtarmak içindir bütün maneviyat çalışması. Çünkü şöyle bir şey vardır. Mesela Gnostikler bunu çok keskin anlatırlar ama herkes böyle düşünmez. Yani dünya kötü olmak zorunda değildir. Ama Gnostiklerinki çok net olduğu için onlardan örnek vereceğim. Mesela Gnostikler der ki bu dünyayı bir Demiurgos yaratmıştır. Bir kötü tanrı. Daha doğrusu bir craftman yani nasıl derim ona bir usta yaratmıştır bu alemi. Bu usta bu usta bu mimar bu alemi yaratmıştır ve düşük bir şeydir bu. İnsan ancak bunun perdelerinden kurtularak gerçeği görebilir. Yani insanı bu sınırlar. Çünkü insanın bakış açısında ne var? Yani biz belli bir mesafeyi görüyoruz sınırlıyız, çok kısıtlıyız. Bilgimiz sınırlı, zekamız sınırlı. Uyuyoruz, acıkıyoruz. E, seks yapmak istiyoruz. Değil mi mesela? Yani çok fazla arzularımız bizi engelliyor. Yani bir şey üzerinde yoğunlaşacağız mesela. Bir konuyu bilmek için çalışmamız gerekiyor. <laughs> Ama o çalışmada ne oluyoruz? Dikkatimiz olan gideyim yemek yiyeyim. Bir su içeyim. Bir seks yapayım anladın mı? Hani bizi çok bölen şeyler var. Bunlardan ne kadar Kurtulursak görüşümüz o kadar berraklaşır, o kadar daha iyi konsantre olabiliriz gibi bir algı geleneksel şeylerin tamamında vardır, tamamında vardır bu. Hatta işte e, onun içinde e, çöl babalarının bunun üzerinde özellikle durduklarını ve daha sonra bunun yedi günaha dönüştüğünü biliyoruz biliyorsunuz. Şimdi o beşer tarafından insanın yani bunları dizginlemesi, kontrol altına alması tamamen kurtulamazsın ama kontrol altına almak önemli bir şeydir bunlardan tamamen kurtulamazsın. O mümkün değil zaten. Şimdi e, modern pakette ne var? Modern pakette ne var bize sunulan? Bu yok. Onun yerine şu var. Kendini benimse. Kendini sev. Kendini parlat. Şişir kendini aman. Sen çok iyisin. Her işte alma verme dengesini bozma. Sen çok değerlisin. Sen, 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 sen. Yani aslında tam tersine senin ne kadar zayıf olduğunu göstermek için senin ne kadar hedonist olduğunu göstermek için e, sen seni ne sanırsın? Faniye dayanırsın, hoş bir gün uyanırsın. Ya da mesela işte e, meşhur görmek istersen seni can içeri ara cananı, geç canından bul cananı, sen seni bil sen seni. Bayram özünü bildi, pir elin anda buldu, gayrini hacettir bildi. Sen seni bil sen seni. Bizim, yani sen kendini bil yani ne olduğunu bil, kaç paralık adam olduğunu bil hikayesi silindi. Not I işte şeyin Delfi Delphi Tapınağı'nın kapısında yazan. Siz kendini tanı. Menarafe Nefso kendini bilir, Rabbini bilir. Bu her yerde var her yerde var. Kendini bilmek, kendini tanımak neye çevrildi? Kendini sevmeye çevrildi. Kendini sevmek olur mu ya? Kendini şişirmek. Aman ben ne iyiyim, aman ben ne değerliyim. Ama böyle yapmazsa bu paketi satamazlar. Bu paketi yani düşünün. Böyle dünyeviliğe, dünyevileşmeye e, karşı bir geleneksel olguyu aldı, çevirdi. Bugünkü sistem bizim beyaz yakalılara hafta sonu kampa gidiyoruz 5000 lira vereceğiz ne yapacağız? Nefes egzersizi. Yani bunu da satılır hale getirdi yani. Bu işte ciddi bir şeydir. Yani bu böyle bir ihtiyaç var oraya geldik. Yani insanlar artık bu epistemenin ötesinde gnosis arayışındalar ama insanların doğru rehberlik yapacak şeyler yok, kurumlar yok. Yani öyle bir rehberliği şeyi yok yani. Beyaz yakalılar kendi kendilerine manevi yolculuklara çıktıklarını zannediyorlar. En önemli mesele şudur arkadaşlar. İnsan öleceğini biliyor. İnsan öleceğini biliyor. Hepimiz öleceğiz. Bak benim şimdi 15 Ekim'de doğum günüm var. Dün doğum günümü kutladım. Ölüme bir yıl daha yakın. Yani hatta mesela bu, bugün hanım da fark etti. Ben de ne zaman aynaya baktığımda fark ediyorum. İşte saçlarım mesela beyazlamaya başladı. Yandan yandan ufak ufak böyle beyazlıyor. Gencim tabii ki ben de yani. Ama bunlar nedir işte bir alamettir yani. Yavaş yavaş hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Ve e, insanın en büyük trajedisi bu. Yani Gılgamış'ın Enkidu'yu gördüğünde Enkidu'yu gördüğünde değil mi? Ölüsünü gördüğünde aha bak işte o aydınlanması yani. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Ve bu trajediyi ve bu trajediyi e, aşmak Ölüm korkusunun ve ölümün bizim üzerimizdeki baskısının bir yerinden kurtulmak yani ana mesele budur. Ana mesele budur. Yani insanın bu psikolojik yükten kurtulması, ölümden korkmaz bir hale gelmesi ya da ölümle barışmasıdır mesela. Yani ve işte o şey bu dünyadan daha fazla zevk alarak olabilecek bir şey değil. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu dünyaya daha fazla sarılarak olabilecek bir şey değil. Yani şey gibi oluyor o zaman çünkü. O kadar sarılıyorsun ki bu dünyaya, o kadar seviyorsun ki bu dünyayı. Ulan çekmeyin, çekildiğin zaman da öyle zor kopartılırsın sen buradan yani. Koala gibi sarılmışsın bu dünyaya yani. Hani bir bebeği düşün, anneye olan bağımlılığını düşün o bebeği oradan almak ne kadar zordur. Ağlar, bağırır, travma yaşar yani. Travma yaşar. Ama 4 yaşında, 5 yaşında olgun bir çocuk. Hadi gel annenin yanından gel de biraz seni şuraya götürelim dediğin zaman ya abi geleyim diyebilir yani. Diyebilir. İşte bu dünya ile olan şeyimizin yani ilişkimizin düzenlenmesi meselesi bu nedenle önemli. Onun için başta işte ben en başta o, bakışla bakışta söyledim ben. İlerleme, büyüme, ekonomik büyüme. Hani ülkeler için böyle hedefler var ya hep böyle yani. Bunlardır, iyilik budur, işte iyi olan budur falan. Ya değil mesela sadece o bunlar değil yani. Hayat sadece o numaralardan, o rakamlardan ibaret değil yani. Onu ne zaman fark edecek insanlar o başka bir tartışma konusu. Ama en büyük mesele ölümdür arkadaşlar. Yani en büyük mesele ölümdür. Teknoloji sayesinde ölümsüzlüğün bulunabileceğini düşünmüyorum ben. Bu arada onu da söyleyeyim. Evet o çok güzeldir. O çok güzeldir. O şeyde de geçer zaten. Bak mesela ne kadar şey bir şey ya. Ölümsüzlüğün bulunabileceğini düşünüyoruz. Ya olabilir mi böyle bir şey arkadaşlar? Yani zihnim oraya aktarılır da belki bir bilmem ne vücudunda yaşarım da ümitlere bak yani. <laughs> ümitlere bak. Ne kadar komik. Yani o beynini oraya aktarıcı bir şeye koyacaklar da. Komik. Hulk gerçek olabilirim. Ölümsüzlük var hocam yaşam yok sadece. Ölümsüzlük var da o denildiği gibi değil yani. yayınlar evrim ağacı. <laughs> Karbon temelli, silikon temelli yaşam güzel olurdu. Bence bulunabilir diyenler var. Dur bakayım bir saniye. Şey, hocam Osmanlı'da helva sohbetleri kahve içmek. Bunu daha sonra bir sorun. Şimdi şu ar arada mantıksız olabilir. Bu konuyla ilgili verilmiş enstitüme şey bir bebek doğduğunda bambaşka bir dünyaya girer. Dünyasına komşular ama artık doğmuştur. Ölüm sonudur vesaire. Şimdi evet bak mesela şöyle göstereyim. O şey çok güzel bir sekanstır. Hasan Hasan'a mıydı o şey? ha Şu sahne. Bak çok güzel bir sahnedir bu kıyafetlerini giydi. Baba Evet güzel bir sahnedir bu. Evet. Yani hikaye biraz da bu. Başlangıcı olmayan şeyin sonu nasıl olur? Yani yani biz insan teki olarak e, çok uzun bir sürecin ürünüyüz ya. Yani portakalda vitaminken muhabbeti var ya. <laughs> yani bütün evren Şimdi yine Pascal'a dönelim. Ta bir saat önceye dönelim. Bütün evrendeki bu Big Bang'den itibaren buraya kadar gelen süreci düşünün. Yani size kadar gelen süreci düşünün. Siz orada da varsınız. Madde boy, madde olarak da varsınız yani. Madde olarak da varsınız. Hani o Big Bang'de madde olarak da siz varsınız yani ve devrede 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 geldiniz yani maddeniz işte o yıldız tozu yüz meselesi yani. Devrede devrede geldiniz. E bundan sonra da bir yolculuğunuz var yani. Ama o nasıldır? O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Dolayısıyla hani madde olarak bakarsanız da aslında öyle yani. Madde olarak bakarsanız da aslında öyle. Bir başlangıcınız yok aslında. Dolayısıyla bundan sonrası da başka bir şey olabilir. Ben ismimi değiştirmedim ya. İsmim aynı benim. Biz oluşturan atomlar 14 milyarlık. Evet. Bir hikaye hikayede bir de öyle bak yani değil mi? Evet. Gnosis'e ulaşmak için ne tür pratikler uygulamalıyız? Bilemem. Ama ...yani geleneksel anlatılara bakarsan... E, ...nefis terbiyesi bunun bir başlangıcı yani. Kendini kontrol etmek. Bir, bir yolu yani. Biz bilinç olduğumuz için kendi varlığımız bilinçten başladı. İşte... E, ...şeyi deneyimlemediğimiz için onu da bilemiyoruz. Mesela anne karnındaki bebeğin bilinci. Mesela biz 3-4 yaşına kadar aslında... Şey yok. Ee, yani 3-4 yaşına kadar bizim yani hatırlamıyoruz bile değil mi? yani Ona bakarsın ama 3-4 yaşından önce de biz vardık değil mi? Ya da e, anne karnındaki çocuk yok mudur mesela? Yok var ama o anladığımız anlamda bizim bugünkü bilincimiz anlamında bir bilinci yok. Yani evet öyle kabalayla bir şeyle açık doğru evet. Hatta anne karnındaki çocuk hakkında isim veriyoruz. Diyoruz ki Ahmet, Mehmet, Hasan, Ayşe. Bir, yani ondan bahsederken o isimle bahsediyoruz. O var yani o çocuk. Yok diyemeyiz ona. Demiş olalım hadi. Evet bu kadar şeyi sohbet yeter. Ka kafa yakıcı sohbetler. Milleti de ondan sonra kimseye kırgın değilim. <laughs> yani o şey olmasın yani ondan Kağıda ya böyle kimseye kırgın değilim. Dünya çok boş falan. Oraya da gitmeyin yani ondan bahsetmiyoruz.